Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ambivalens Bölüm 11. Mutsuzluğa mahkum edilmiş yaralı çocukların yazgıları karanlıkla lanetlenmiş olsa da hep bir ümit vardır esasen. Kimsesiz, yetim ve öksüz yürekler ömürlerinin son demine kadar acı çekmekle mükellef değillerdir. Nitekim günü geldiğinde karanlığın yerine elbette aydınlık bir hal alacaktı. Yalnızca tüm bu sancılı süreçte metanetle savaşmaları gerekti. Çok fazla yanlış yapmıştı, yapmaması gereken çok hataya düçar olmuştu genç adam. Elinden tutanı, ona doğru yolu göstereni olmayınca hiç girmemesi gereken yollara girmiş, şu anda bile hatırladığında pişmanlıkla yanıp kavrulmasına sebebiyet verecek yanlışlar yapmıştı. Hayatının sonuna kadar bu yanlış yolda ilerleyebilir, zerre pişmanlık ve vicdan azabı çekmeden o yanlışları tekrarlayabilirdi. Lakin kader doğduğu günden bu yana ilk defa yüzüne gülmüş ve çok geç olmadan yanlışlarının farkına varmasını sağlamıştı. Şimdi karanlık dünyasında ona ışık olan kadının varlığına ne kadar şükretse azdı. Şu hayatta seni en mutlu eden şey nedir deseler, vereceği cevap kesin olarak şu olurdu. Sevdiğim kadının kapılasıca yüzünü, soluğum kesilip kalbim durduğu ana kadar izlemek. Bir adam bu kadar güzel sevebilir mi? Sorusunu vücut bulmuş haliydi Hakan. Hayatı boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Doğruya doğru, güzel geçen bir çocukluğu olmamıştı. Hatta hayatı boyunca gerçek anlamda mutlu ve huzurlu olduğu dahi söylenemezdi. Ta ki yağmur hayatına girene dek. Kendini bildi bileli bir şeyler için hep çabalamak zorunda kalmış. Savaşarak, direnerek, vazgeçmeyerek şu an olduğu yere gelmişti. Bir hayata sahip olmak için kendinden, ruhundan eksilterek çabalamıştı. Nihayetinde hayat ona gülmüş, kaderine acı yerine bir avuç mutluluk yazılmıştı. Sevdiği kadınla güzel bir yuvası vardı. Doğduğundan beri eksikliğini, nefes aldığı her an hissettiği o yuvası vardı artık. Göz bebeklerinde sakladığı, ölümüne sevdiği kadını, canından öte can olacak oğlu vardı. Lanet ettiği şu dünyadan başka ne isteyebilirdi ki? Bu dünyanın vereceği hangi nimet ona bu saydıklarından daha değerli gelebilirdi ki? Tabii ki de hiçbir şey. Aldığı nefesi sessizce verdiğinde kıvrılan dudaklarıyla kucağındaki pakete baktı. Tüm yeminlerini bir bir bozduran kadın, koyduğu yasakları da bizzat çiğnemesine sebep oluyordu. Bundan yana şikayetçi değildi. Lakin otoritesini zedelemesinden yana şikayetçi değildi de denilemezdi. Kalbinin arsız çırpınışları duyuluyor muydu emin değildi. Nitekim göğsüne olağan hiddetiyle döven yüreği sabırsızdı. Yağmur ile evlilikleri bir yılı aşmasına rağmen hala ilk günü kadar heyecanlanıyordu. Sanki daha dün evlenmişler gibi, gelinine kavuşma hayaliyle yanıp tutuşan yeni yetme damatlar gibi kalbi ağzında atıyordu. Yine mi Erik? Hemen yan tarafında duyulan sesin sahibine döndüğünde çaresiz bir kabullenişle boynunu büktü. İzinsizce gelip dudaklarına konan gülüşü büyüdü ve büyüdü ta ki gözlerinden yer edinene kadar. Umursamazca omuz silkerken kafasını olumlu anlamda sallayıp camdan dışarıya bakmaya başladı Hakan. Kendi koyduğu yasakları çiğniyor oluşu otoritesine zarar veriyordu, lakin umurunda değildi. Desene olan yemyeşil doğacak, diyen pusat küçük bir kahkahayla arabanın içini neşelendirdi. Tuza banar banar yersiniz artık. Pusat'ın keyfi yerindeydi, pekala abisiyle de uğraşabiliyordu. Nitekim bugün önceki günlerin aksine kafası biraz daha yerindeydi. Keyfinin yerinde olmasına etkin olacak güzel bir nedeni vardı. Bir gün önce İzmir'den dönen kızı bu sabah görmüş ve hasretlik çektiği simasını
uzaktan uzun uzun izlemişti. Yaptığı yanlıştı biliyordu. Bir başkasıyla birlikte olan bir kızı sevdiği için kendinden utanmıyor değildi. Fakat gönlüne söz geçirememişti ki. Aksi gibi hiç canı yana yana ona yasak olana sevdalanır mıydı? Bıkkınlıkla nefesini koyuverdi Hakan. Olsun da yeşil, sarı, kırmızı hiç fark etmez kardeşim. Şaşkınlıkla ona dönen pusatla umursamazca omuz etti. Onun ne çektiğini bilen yoktu ki derdini anlasındı. Dünya üzerinde onu anlayabilen birinin olduğunu da sanmıyordu Hakan. Yaşadığı o tatlı anlara kendince çilekeş bir hal alıyordu. Yeter ki doğsun artık, yoksa uykusuzluktan cinnet geçireceğim. Bıkkınlıkla sistemini ettiğinde hemen yanında şoför koltuğunda oturan pusatın kapısı yükseldi. Yandan profilinden yorgun görünen abisine bakıp sırıtırken tüm acımasızlığıyla dalga geçmeye başladı. Ne oldu abi? Yoksa yağmur geceleri horluyor mu? Gerçeği bildiği halde sorması kesinlikle can sıkıntısını gidermek için değildi. Pusat'a sinirle baktıktan sonra kafasını çevirdi ve yorgunlukla gözlerini kapattı Hakan. Keşke horlasaydı, inan daha az delirtirdi diye içinden geçirdiğinde gayet ciddiydi. Nitekim sevgili karısı görmeye bile dayanamadığı meyveyi aylardır doymak bilmez bir şekilde yiyordu. Üstelik normal olmayacak bir şekilde yiyordu. Karısının onu nefret ettiği tek meyveyi aşermesi nasıl bir şanssızlıktı. Hayat bir tek ona mı bir yerleriyle gülüyordu, anlamıyordu ki. Bir insan bir kilo eriyip bir oturuşta yer mi? Bu bir soru değildi, sitem veyahut feryansın da değildi. Bu isyana teşvik edilen adamın son çırpınışlarıydı. Neredeyse taşma noktasına gelmişti ki Yağmur sağ olsun bunun için elinden geleni yapıyordu. Yiyor yemin ederim ki bir oturuşta bir kilo eriyi katır kutur yiyor. Tüm bu süre zarfında yüzü bir kere bile ekşimiyor. Yola diktiği bakıştan çekip abisini dikkatle süzdü Pusat. Bunun bu kadar var mıydı ya? Yorgunluktan gözlerim kendiliğine kapanacak ama kulağımın dibinden gelen katır kutur sesleri izin vermiyor. Gözlerini kapattı Hakan, o lanet sesleri anımsadığında dişlerini birbirine bastırdı. Erik yemek bir yana görmeye bile tahammül edemiyordu ki. Televizyonun karşısında saatlerce oturup yediği yetmiyor, bir de yatağa getiriyor. Evin her yerinde elinde bir kase erikle dolanıyor. Bir adıma yapar gibi peşimi bir dakika bile bırakmıyor. Hayır, utanmasa banyoda da yiyecek. Elini yüzüne götürüp sıkıntıyla sakallarını kaşıdı Hakan. Bir şey de diyemiyorum. Tek kelime etsem alakasız trip atıyor. Ağlıyor ulan, ağlıyor. Uzunca bir müddet gülmemek için kendini hakim olmaya çalışan Pusat, bastırmaya çalıştığı kahkahası dudaklarının arasında firar ettiğinde kendini daha fazla tutamadı. Bu kadarını beklemiyordu. Yanındaki adam sinirle homurdandığında kahkahasını durdurmaya çalıştı. Lakin ne mümkün. Susmak istedikçe inadına yapar gibi krize sürükleniyordu. Yağmur'un hamileliğinin ilk aylarından itibaren başlayıp devam eden erik tutkusunu çevrelerinde bilmeyen yoktu. Ki eve giden herkes bizzat Yağmur'un talimatı üzerine elinde mutlaka en az bir kilo erik götürüyordu. Esasen Hakan son bir aydır eve erik getirmeleri katiyen yasaklamıştı ama tabii ki kimse Yağmur'a hayır diyemediğinden gizli saklı işler son gaz devam ediyordu. Nihayet kahkahası son bulduğunda abisine acıyarak baktı. O değildi abi, annem dedi ki ekşi yiyenler kız doğuruyormuş. Kaşlarıyla kucağındaki paketi anlamadığını belirtircesine işaret etti Pusat. Oğlanın cinsiyetinden emin miyiz? Hakan duyduklarıyla gözlerini kısarken ciddiyetle Pusat'a bakmaya başladı. Bir de dalga mı geçiyor diye kontrol etti fakat Pusat gayet ciddi görünüyordu. Doktora 3 kere sorduk. Üçünde de erkek dedi ama gözlerini kısıp kucağındaki pakete sinirle bakmaya başladı. Yağmur Hanım sağ olsun çok yakında bebeğimizin cinsiyetini de değiştirir diye sinirle çıkıştı. Ağzı kulaklarına varırken içine içine güldü Pusat. Gözücüyle baktığı adamın ciddi edası üzerine ''Yok artık daha neler abi'' dedi hayret edercesine. Kafasını iki yana sallayıp dikkatini tekrardan yola verdi. Hem hiç sinirlenmemiş gibi davranmaya çalışma. Yağmur derken bile gözlerin içi güldüğünde kendini ele veriyorsun. Evet bu gerçekti.
Hakan'ın derinden gelen tınısıyla yağmur dediğinde bile nefesinin kesilir gibi olduğu doğruydu. Dudaklarının kıyılarına haylaz bir gülüş konunca bakışlarını kaçırıp kafasını cama yasladı. Fırsatın laf cambazlığıyla uğraşacak kadar kendine değildi. Sevdası onu serseme dönüştürmüştü. Bir kadını bu kadar güzel sevmek mümkün mü? Arabanın hızını artırırken gelecek cevabı merakla bekliyordu Fırsat. Aslında içten içe bu cevabı kendi de biliyordu. Duyguların ciddiyetinin farkına varamasa da imkansız çok güzel seviyordu Fırsat. Ah bir de sevilme şansı olsa. Şüpheyle kıstığı bakışlarını ağır ağır yolu dikkatle izleyen kardeşine çevirdi Hakan. Şimdi aşık olunca anlarsın demek vardı fakat bir şey yapmayacaktı. Nitekim kardeş gibi gördüğü adamın gönül sızısından haberi vardı. Kim olduğunu bilmiyor olsa da Cenk'ten duyduğu kadarıyla Fırsat deli bir kıza vurulmuştu. Yağmur tanıyana kadar tıpkı senin gibi bir erkeğin nasıl bu kadar güzel sevildiğini düşünüp durdum. Bakışları akıp giden yoldayken zihni geçmişi yad ediyordu. İmkansız derdim, bir kadın bir adamı bu kadar güzel sevmez, sevemez diyordum. Kafasını iki yana salladı. Meğer ne çok yanılmıştı ki, bunu çok acı bir şekilde öğrenmişti. Çok şükür şimdi mutluydu fakat bugünlere gelene kadar açtıkları yol pek de güllük gülistanlık değildi. Suskunlaşan adama kısa bir bakış atıp yola döndü Fırsat. Bu devam et demekti. Yağmur beni o kadar güzel seviyor ki bir daha bu soru aklının ucundan dahi geçmedi. Kafasını ağır ağır salladı Fırsat. Ben seni nasıl bu kadar güzel sevebildiğini sormuştum ama derken imayla tek kaşını kaldırarak abisine kısa bir bakış attı. Aldığı cevapla tatmin olmamıştı. Onun merak ettiği bir erkeğin bir kadını nasıl sevdiğiydi. Aksi gibi bir erkeğin nasıl çıkarsız, sorgusuz ve sualsiz sevildiğini ruhun yediği kadın öğretmişti. Onun aşkından bir haber olan kadının başka bir adamı delicesine seviyor oluşuna uzunca bir müddettir şahitlik ediyordu. Hakan seslice iç çekerken kardeşine küçümser bir bakış attı. Söylemek istediğini ısrarla anlamak istemeyen adama açıklama yapmak için kollarını sıvadı. Bir kadın bir adamı ölümüne sevebiliyorsa eğer, bir adam da bir kadını canından öte pekala da sevebilir. Bu açıklama yeterliydi, daha fazlasına gerek yoktu. Nitekim daha fazlası diye bir şey de olamazdı sevda için. Hayır, kafasını onaylamaz bir edayla iki yana salladığında, bence yanlış diye diretti Fırsat. Abisinin ona dönen bakışlarını hissettiğinde usulca açıklamaya başladı. Bence herkes böyle sevmiyor. Tek kaşını kaldırıp ona bakan abisine ben böyle düşünüyorum dercesine omuz sıktı. Ben yine senin anlattığın şekilde seven birini sevmeyebilirim. Ya da benim sevdiğim biri beni bu şekilde sevmeyebilir. Abisinin gözlerinin içine bakarken sizinki tamamen şans diye ekledi. Alay edercesine gülen Hakan kafasını iki yana salladı. Fırsat daha çok gençti. Daha yanacak, yakacak, kurulacak ve yeniden doğacaktı. Bu kaçınılmazdı. Tabii şanslıysa eğer. Tek dileği tüm bunlar gerçekleşirken hem ders alması hem de canının çok yanmaması ve sonunda da mutlu olmasıydı. Sevda değişmez kardeşim dedi yorgunlukla. Seslice nefesini verdiğinde bakışları gecesine kavuşan gökyüzündeydi. Sevdiğin kişi seni sevmese bile sevdan değişmez. Kesin hükmün cevabı doğruydu. Nitekim nice sevdalı vardı karşılıksız kara sevdaya tutulan. Sen seni seveni sevmesen bile onun sevdası değişmez diye eklediğinde bakışlarını Fırsat'a çevirdi. Kimi nasıl, ne şekilde, hangi koşulda seversen sev, karşılığını almadın diye sevdan değişmez, azalmaz ve bitmez. Yani sevdiğin seni sevmese bile yüreğinde yanacak olan sevdadır kardeşim. Dedin ya bir adam bir kadını nasıl bu kadar çok sevebilir diye. İşte cevabım bu. Sevilmesen bile sevdaya kapılmaktır sevda. Bu kadın ya da erkeğe bağlı olarak değişmez. Bir kadın bir erkeği karşılıksız olsa da ölümüne sevebilir. Bir adam sevilmediği bir yürekte can vermeye razı olurcasına da sevebilir. Sevda tek seferlik mi yani? Bu soru neden kalbini acıttı anlam veremedi Fırsat. Lakin uzaklarından firar eden bu cümle kalbini acıyla sancması için yetti ve arttı. Bir kere sevsen bir daha sevemez misin?
Bilmiyorum dercesine dudak büktüğünde bir süre düşündü Hakan. Yüzü düşen ve durgun bir hale bürünen kardeşini dikkatle izlerken aklına sevdiği bir abisinden duyduğu söz geldi. Bir keresinde çok sevdiğim, saygı duyduğum bir abi şunu demişti. Kısa bir an ona dönen bakışlarla gülümseyerek ekledi Hakan. Bir kadının ya da adamın sevdiği değişebilir, lakin sevdası değişmez. Sevda senin sevme şeklindir, hayatı nasıl anladığındır, karşındakini nasıl gördüğündür. Bu biraz sevdaya hakaret gibi geldi bana. Kendince ilk yorumunu yaptı bu saat. Sevdiğin değişiyorsa kara sevda konulu hikayeler niye yazıldı? Pekala da o karakterler kavuşma ihtimalleri olan başka kişileri de aynı şekilde sevebilirlerdi. Tek kaşını kaldırarak abisine imayla baktı. O hikayelerde yalnızca baş karakterlerin aşkları konu edilmiyor. Karşılıksız sevdaya düşen nice yaralı yürek var orada. Yüzü asılan pusatı dikkatle süzerken usulca ekledi. Onların sevdası daha az ya da daha basit değildir. Sevilmedikleri yüreklerde bir ömür tutsak mı kalsınlar yani? Aksine sevdaları değişmeden de sevdalarını başka yüreklerde sürdürebilirler. O daha da saçma, ivedilikle çıkıştı pusat. Ses tonunun yükseldiğinden bir haberdi. Seni sevmeyeni niye seversin ki? Beni sevmeyeni ben de sevmem. Kesin kes konuştuğunda dudaklarında ben güçlüyüm gülüşü peyda oldu. Fakat gerçek acı bir tokat gibi yüzüne çarptı. O zaman ne diye günlerdir ondan bir haber olan, esasen yüreği başkasına ait olan kadını özlüyordu. Bu karşılıksız sevda değil de neydi? O zaman sevdasını değiştirmeden bir başkasına mı tutulması gerekti? Bu ihanetti. Farz edelim ki sevdalandım. Göğsü sıkıştığında güçlükle yutkundu pusat. İmkansız sevdasına duyduğu duyguları bir başkasına karşı hissetmek istemiyordu. O zaman bile söküp atmasını bilirim diye ekledi. Bunun mümkün olmadığını bildiği halde. Sevda uğruna katiyen sevdiğimi kurban etmem. Hakan kardeşinin soyluğuyla kurduğu cümleleri gözlerini devirirken kafasını umutsuzca iki yana salladı. Böyle bir şeyi yaşamasını katiyen istemezdi ama ola ki yaşarsa çok acı bir şekilde tecrübe edecekti pusat. Nitekim o işlerin öyle yürümediğini çok net anlayacaktı. Herkes kalbindekini rahatlıkla söküp atabilseydi şayet, hiç sevdalar, sevdalar olur muydu? Sevda senin yüreğindir kardeşim. Eğer bir gün sevdalanıp ve o sevdanı bitirebileceğini düşünürsen, bakışlarıyla kalbini işaret etti. O yüreğini söküp at. Bak bakalım yapabiliyor musun? Tamam abi, tamam. Direksiyonu sağa kırdı ve eve giden sokağa saptı. Sen sormadın farz et, ben de sorduğumu unutayım. Ne felsefe yaptın? İşi şakaya vurup olayı kapatmaya çalıştı. Nitekim aldığı her yanıtla daha çok çıkmaza sürükleniyordu. Üstelik yanıtlar genellikle canını yakmıştı. Kafasını cama yaslayıp akıp giden yolu izlemeye başlayan Hakan'ın keyfine diyecek yoktu. Böylesine mutlu ve huzurlu olduğu için korkmuyor da değil. Ona göre içindeki bu mutluluk bir gün sonu olacaktı. Saçmaydı biliyordu fakat yine de engel olamıyordu bu karamsar düşünceye. Nitekim mutluluğa alışkın olmayan benliği ona acıyı fısıldıyordu. Kendini bildi bileli yaşadığı hayatı düşününce hayat onu netice olarak mutlu olmaya korkar hale getirmişti. Ne acı. Bir insan mutlu oldu diye korkar mıydı? Bu lanet korkuyu insanın yüreğine işleyen hayat, sen ne zalimsin. Yüreğindeki korkuyu benliğinden uzaklaştırırken sevdiği kadını düşündü. O güzel yüzünü, kapılıp gittiği okyanus mavisi gözlerini düşündü. Yağmurun gözlerine baktığında dünya duruyor, kalbi ağzında atıyor, yüreğinde umut kelebekleri uçuşuyordu. Pusat'a söylediği cümle geldi aklına ve hiç düşünmeden Pusat'a hak verdi. Nitekim gerçekten de sevda uğruna sevgili değişilmezdi. İmkansızdı. Yağmur'u sevdiği gibi bir başka kadın sevmesi imkansızdı. Şayet Yağmur onu sevmeseydi nefes aldığı her saniye ölürdü fakat yine de sevdası bitmezdi. Bitmeye kalkışsa kendi biterdi. Yağmur'la hayatını birleştireli neredeyse bir yıl olacaktı. Gördüğü ilk anda vurulmuş avare bir aşığa dönüşmüştü. Nihayetinde yürüdükleri zorlu yolun ardından sevdasına kavuşmuştu. Şimdi aşkları minik bir bebekle taşlanırken nasıl mutlu olmasındı? Mavi gözlü meleğinden bir oğlu olacaktı.
ölümlü sevdalı kadın çocuğunu taşıyordu. İçi içine sığmazken gözlerinin önünde akıp giden yolun bir an önce bitmesini diliyordu. Oğlun gelince bizi unutacağını bu kadar belli etme abi. Dikiz aynasından arkayı kontrol edip yanındaki adama kısa bir bakış attı bu saat. Kısmen gerçekleri taşıyan cümlesini ekledi. Cenk'i bilmem ama ben kıskanç biriyimdir demedi deme. E ne yapacaktım? Oyunbaz etasıyla onunla uğraşmaya başlayan Fusat'a tek kaşını kaldırarak imayla baktı. Oğlum oluyor lan oğlum diye sevinçle haykırdı. Oğlum oluyor diyordu ya, işte onun göğsünün orta yerinde bir fırtına kopuyordu ki içi içine sığmıyor mutlulukla dolup taşıyordu. Sizi görecek göz mü kaldı bende? Hem yeter bu kadar seninle Cenk Efendi'yi çektiğim. Kendi başınızın çaresine bakın. Bir büyüyün artık. Gür bir kahkaha patlatan Fusat, kıvrılan dudaklarıyla kucağındaki erik poşetine bakan abisine kaçamak bir bakış attı. Mutluluğu dolup taşan adama hayranlıkla baktığında içinden tüm dualarını onlar için sıraladı. Hakan mutluluğu hak ediyordu ve çok şükür hak ettiği mutluluğu yaşıyordu. Şüphesiz mutlu olmasına en çok kendisi sevinirdi. Hakan'ın onun için yaptıklarını ömür boyu unutamazdı. Unutmayacaktı da. Gözleri yoldayken aklının ucuna uçuk bir düş doğdu. Acaba bir gün kendisi de bu mutluluğu yaşayabilecek miydi? Kafasını dehşetle iki yana sallarken hızlıca silkelendi. Bu da nereden çıkmıştı? Vay be! Yalandan sistemini ederken elini hafifçe direksiyona vurdu bu saat. Demek bizi unutacaksın. Beni! Beni! Elini göğsüne birkaç kez vurdu. Beni! Beni! Kardeşini unutacak mısın? Hakan Pusat'ın söylediği üzerine kafasını arkaya yasladı ve uzun soluklu bir kahkaha patlatırken kafasını iki yana salladı. Bu çocuk iflah olmaz bir serseriydi. Yağmur'un bir milyonuncu kez izlediği dizideki repliği anımsadı. Beni beni dedi elini göğsüne vururken. İhterini. Gülmemek için kendini sıkan Pusat kahkahasını içine içine akıttı. Ciddi esasına büründüğünde burnunu çeken Pusat. Ben kıskanırım ama abi diye itirafta bulundu. Oyun dolayısıyla kurduğu bu cümle tabii ki de doğru değildi. Seni de evlendirelim kardeşim. Tek kaşını kaldırarak bir dikkat yola odaklanmış bir şekilde duran kardeşine döndü Hakan. Bakarsın hemen bir çocuk yaparsınız. Kendi çocuğunla uğraşınca bizi de salarsın. Ne benimle ne de Cenk'le uğraşacak zaman kalır. Biz de rahat ederiz, sen de rahat edersin. Sen ciddi misin dercesine abisine baktı Pusat. Hakan gayet ciddi duruyordu ki kafasını dehşetle iki yana salladı. Aman abi ne evliliği, hem daha çok erken, nefes almadan cevabını yapıştırdı. Evlenmek ve kendisi. Bu iki kelime bile aynı cümlenin içerisinde kötü duruyordu. Allah korusun. Lise erken oğlum okul neredeyse bitirdin. İşin de var. Boğazını temizlerken camdan dışarıya bakmaya başladı. Ben Yağmur'a söylerim, tanıdığı kızların bir listesini oluştursun. Tek kaşını imayla kaldırıp Fusat'a yandan bir bakış attı. Ki zaten yapmaya dünden razı diye ekledi. Hem sen de biliyorsun, biricik karım çevremde bekar erkek olmasını sevmiyor. Gözleri yuvalarından dışarı fırlayacakmış gibi büyüdüğünde şaka mı yapıyorsun sen dercesine abisine baktı. Gayet ciddi bir ifadesiyle karşılaşınca sessizce yutkunup kafasını iki yana salladı Fusat. Yağmur'un söylenenin yapacağından zerre şüphesi yoktu ki onu biraz tanıdıysa eğer annesini de kendine ortak ederdi. Annem bitti, bir de sen başlama abi. Kaza yüklenirken bir an önce yolu bitirme taraftarıydı. Kısa zamanda abisini evine bırakmazsa bu gece bu arabadan söz dinleyeceğinden hiç kuşkusu yoktu. Aslında Yağmur'un bir kız kardeşi var. Sustu, yanındaki adamın vereceği tepkiyi sessiz içinde bekledi Hakan. Gözlerini yoldan ayırmayan adamın sessizce yutkunuşunu keyifle istedi. Hep Fusat Efendi eğlenecek değildi ya. Ama malum olaylar falan. Sessizce nefesini veren kardeşinin hali neredeyse kahkaha atmasına neden olacaktı. Sesini çıkarmayan adamla devam etti. Tabii ki de öyle bir düşüncesi yoktu. Sadece Fusat ile uğraşıyordu. Nitekim bahsettiği sözde bağlısını bir kere bile görmüş değildi. Yalnızca Yağmur'dan adını duymuştu. Bacanak olurduk olmasına da derinden iç çekerek bakışlarını kaçırdı Hakan. Fakat babası bir kızını daha bize kaptırırsa ikimizi de alnımızın çatısından vurur ve gerçeği apaçık ortaya serdi ki o despot adam bu dediğini yapardı.
Hala yumuşamadı mı? Tamamıyla diğer konuyu kapatmak için bu soruyu sorduk Sat. Aksi gibi olaylardan haberi vardı. Hakan'ın baskılarını, Yağmur'un kaçışını, hepsini biliyordu. Sıkıntıyla nefesini verdiğinde, göremedik yumuşadığını bilelim diye söylendi Hakan. Yağmur'un isteksizliği adım atmasına engel olduğundan bu konudaki siniri daha çok artıyordu. Babası inatçı, kız ondan da inatçı diye sinirle fısıldadı. Onu da anla abi, ailesiyle sıkıntıları önceden de vardı. Abisini anlayışla karşıla dercesine baktı Pusat. Kendi öz kızlarını yıllar önce silmiş ailesinin karşısına seni çıkarması, kabul et Yağmur için hiç de kolay bir şey değil. Ailesi orada bir şey söylese, sen yanındasın diye iki kat üzülür. Sessizce soğuduğunda gözlerini çıkarmak istercesine parmak uçlarıyla oldu Hakan. Biliyorum kardeşim, biliyorum diye sıkıntıyla yineledi. Bilmeseydi böyle tepkisiz kalır mıydı? Göğsünü dolup taşıracak şekilde soludu. Bilmeseydim şayet bu kadar sakin kalıyor olabilir miydin? Ama kararımı verdim. Oğlum bir de olsun. Verdiği kararın kararlılığıyla Pusat'a baktı. Alacağım karımı, çocuğumu, ailesinin karşısına dikileceğim. Kızlarıyla olan sorunları her neyse bitirmeleri için her şeyi yapacağım. Ben kimsesiz büyüdüm Pusat. Oğlum öyle olmayacak. O despot dedesi başta olmak üzere Yağmur'un tüm ailesi onu kabul edecek. Oğlumun kalabalık bir ailesi olacak. Biraz da olsun cümlelerin içinde tek bir kelimeyi çekip aldığında ağzının içinden humurdandı Pusat. Kimsesizmiş. Sinirle çıkışıp arabayı kenara çekti. Yeğenimin iki tane amcası var diye söylendi. Babaannesi var, dedesi var. Biz neyiz abi? Bu söylediklerini Selman Sultan'a bir söylersen var ya, bir daha yüzüne dahi bakmaz. Hakan ışıkları yanan evinin pencerelerini kontrol ettikten sonra sistemeden kardeşine dönüp kocaman bir tebessümle karşılık verdi. Elini kardeşim dediği, öz kardeşi gibi bildiği adamın omzuna götürüp sıktı. Pusat onun kardeşiydi, onun ailesi de kendi ailesiydi. Sisteminde elbette ki haklıydı, haklı olmasına da bu farklı bir durumdu. Tabii ki de oğlu kimsesiz değildi ama karısının ailesi de olacaktı. Oğlu her düşüşünü tutup kaldıranı her zaman olacaktı. Hem Yağmur'un da yalnız kalmasını da artık istemiyordu. Yalnızlığı acı bir şekilde tatmış biri olarak oğlunu ve karısının yaşamasını istemiyordu. Hadi in, Yağmur sofrayı kurmuştur. Bir şeyler ye, öyle git. Arabadan inerken direklikinde bulunmayı unutmadı. Satın kararsız bakışları ışıkları yanan evin pencerelerinde dolandı. Ben bu saatte hiç rahatsız etmeyeyim abi. Saçmalama oğlum. Hivetelikle Pusat'ın sözünü kesti Hakan. Kardeşinim diyorsun. O zaman neyin rahatsızlığından bahsediyorsun? İtiraz etmek için ağzını araladı ki abisinin itiraz kabul etmeyen bakışlarıyla hemen bu kıymete geri kapattı. Peki abi peki diye yenilgiyle mırıldandı. Arabanın kapılarını kilitlerken önden giden adamın elindeki paketi gözüne kestirdi. Hızlıca yanına doğru koşar adım ilerledi. Elindeki poşeti kaparken Yağmur elim boş geldiğimi görürse hayatta bana yemek vermez abi deyip gülümsedi. Ben? Önde giderken arkada seslenen Hakan'a mozul bir gülüş atıp göz kırptı. Sen bir şekilde idare edersin. Ağzı kulaklarında kapının önüne kadar ardından söylenen adamla birlikte geldiğinde olduğu yerde kala kaldı. Gözleri aralık kapıya takılı kalırken kaşları çatıldı. Omuzların üzerinden keyifle söylenerek gelen adama bakıp gerisin geri önüne döndü Pusat. Hadi oğlum zile bassana. Zaten şimdi bassan 10 dakika sonra ancak açar kapıyı. Gözünü imayla kırpıp elini havada salladı. Malum kapıya gelene kadar devamı gür bir kahkahaydı. Yağmur bu hareketlerini görse canını okurdu. Sen bana şişkum demek istedin diye bütün gece değil bütün bir ömür söylenirdi. Unut bir ifadeyle ona bakan kardeşiyle dudakları düz çizgi halini aldı. Gözleri anlamsızlık içinde kısıldığında içini bir huzursuzluk kapladı. Bakışları aralık kapıya, hatta kırık olan kapıya kaydığında kalbi korkuyla tekledi. Panik bedenini sardığında hücrelerine kadar gerilirken önündeki adamı kenara itti ve hızla içeriye girdi. Yağmur, yüksek desibelli sesi evi gümbür gümbür inletirken koşar adım ilerliyor, her köşeyi bakışlarıyla tarıyordu. Korkulu bakışları korkuyla evi tarasa bile mecruh yüreği birazdan eli karnında çatılmış kaşlarıyla bir köşeden çıkıp ona doğru gelen kadını bekliyordu.
Yağmur neredesin? Kalbi ağzına atarken korkuyla sıkışıyordu. Nefes nefese kalmış bir şekilde üst kata çıkan merdivenlere koştu. Yağmur ya da oğluna bir şey olmuş olma ihtimali aklına geldikçe korkusu büyüyordu. Onu yalnız başına evde bırakması aptallıktı. Karnı burnunda doğum için gün sayan karısını evde bırakmamalıydı. Yağmur! Boğazı yırtılırcasına bağırmaya devam ederken her köşeye dikkatle bakıp ilerledi. Yağmur neden cevap vermiyordu? Fısıltısına daha yanıt veren kadın haykırışlarına sağır olmuş olamazdı. Yağmur beni delirtme! Neredesin kadın? Yatak odasının kapısını duvara çarparcasına açıp içeri girdiğinde bomboş odanın içinde ne yaptığını bilmeden bir süre dolandı. Panik onu aptallaştırmıştı. Nefesi kesilir gibi olduğundan eğildi ve zorlukla soluklandı. Birkaç saniye sonra doğrulup odanın içindeki banyoya koştu. Mavi denizleri andıran irislerini karşılayan boşlukla buz keserken soğuk banyo fayanslarında usulca gezindi. Neredeydi bu kadın? Elini alnına götürüp bastırdı. Aklına gelenle hızlı adımlarla banyodan çıkıp odayı terk etti. Hemen yan taraflarında kalan odaya doğru yürüdü. Oğulları için hazırladıkları odada olabilirdi. Kesinlikle yine hayran bakışlarla oyuncaklara dalmış, sallanan sandalyede eli karnında uyuyakalmış olmalıydı. Nitekim kaç kez onu o halde bulmuştu değil mi? Fakat yüreğinin acımasız fısıltısı ona rahat yüzü vermedi. Haykırışına neden cevap vermedi ki? Şayet bu bir şakaysa ki öyle olması umut etti. İşte o zaman yağmurun canını okurdu. Kafasını iki yana salladı çaresizce. Hayır, kıyamazdı. Canına can olmaktan ileriye gidemediği kadınla kıyamazdı. Kuvvetle muhtemelen gördüğü ilk anda göğsünü hapsetmek istercesine sarılır, tüm kemiklerini kırarcasına sıkardı. Kapalı kapıyı ardına kadar savrulacak şekilde açtı. Elini duvarda gezindirip anahtarı açtı. Odanın içini saran karanlık aydınlığa teslim olduğunda gözlerini kısıp tüm odayı dikkatle taradı. Yağmurla birlikte hazırladıkları oda bomboştu. Her karışında yağmurun dokunuşlarını taşıyan odada yüreğini taşımakta gurur duyduğu kadından zerre iz yoktu. Yoktu. Ömrünü ömrüne adadığı kadın burada da yoktu. Yağmur! Alt kattan duyulan haykırışla acı dolu feryatla bedeni kas katı kesilirken nefesi kesilir gibi oldu. Olduğu yerde sendelediğinde elini kapının pervazına dayayıp ayakta durmaya çalıştı. Yüreği sıkıştı. Gözleri tek bir noktaya takılı kaldı. Hareket edemiyordu. Bedeni tutuklu kalmıştı ki elini dahi oynatamıyordu. Abi! Acı acı bağırdı bu saat. Abi buraya gel! Yağmur! 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 Omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Adım atıp gitmek istedi ama gidemedi. Hazır değildi. Ne bedeni ne de kalbi buna hazır değildi. Çok korkuyordu. Yüreğine usulca korkuyu fısıldayan ses gitme diyordu. Gitme yanarsın. Sadece yanmakla kalmayacaksın ki. Her saniye harlı duran ateşte acıyla kavrulacaksın diyordu. Buna hazır değilsin. Sana ağır gelir diyordu. Hakan abi, yağmur. Fusat'ın bir kez daha duyulan acı dolu haykırışlarına tepkisiz kalamadı. Titreyen bedenini güçlükle ayakta tutarken geriye dönüp ağır ağır yürüdü. Az önce bir koşuşa kurulayan kişi yoktu ki şu anda bitik bir vaziyetteydi. Bitik ve ölü. Merdivenlerin bitimiyle kulağına dolan acı dolu cümleler yüreğini bir bıçak gibi keserken ölümüne yürümeye devam etti. Ölecekti. Bu gece bu evde göreceği şey her neyse onu öldürecekti. Biliyordu, hissediyordu. İlk kez ölmüyordu. Lakin ilk kez ruhunu kaybedecekti. Mutfaktan içeriye doğru korkuyla ilk adımını attığında gözlerinin hedefine zemini kaplamış kan gülü takıldı. Dolapların dibine kadar akmış kana baktığında bakışların daha ileriye akan kanın sahibine götürebilecek gücü bulamadı. Bakmamalıydı. Arkasına bile bakmadan kaçıp gitmeliydi buradan. Aksi cinnet geçirecekti. Aklını yitirecekti. Abi, ambulansı ara. Satın haykırışıyla donuk irisleri kıpırdandı. Ona sırtı dönük adamın üzerine eğilerek kapattığı bedeni göremiyordu. Kadını göremiyordu. Oğlunu göremiyordu. Delicesine merak ederken görmekten ölesiye korkuyordu.
Bakışları korkaktı, pirani yüreği ürkekti. Fırsatın bir şeyler dediğini, hemen ardından ayaklanıp uzaklaştığını göz ucuyla gördü, lakin gördüğünü algılayamadı. Yerdeki kanı takip ederken esas kaynağa doğru ürkek adımlarla ilerledi. Bir adım attı, sonra bir adım daha attı. Adımları durmadı ta ki taptığı yüzün solgunluğunu görene kadar. Sırtını mutfak dolabına dayamış kadının üstü başı kan içindeydi. Elini şişliği sönmüş karnına koymuş kadının parmakları arasında akan kana baktı. Okyanus mavisi gözlerine hayran kaldığı kadının bakışları onu bulduğunda ayakta duracak gücü kendini bulamadı. Tökezledi fakat tökezleyen yalnızca aciz bedeni değildi. Ruhu ve yüreği de tökezlemişti. Düşmek için fırsat kollayan yüreğini kalkacak gücü yoktu. Kafasını iki yana salladı. Bunu kabullenmek istemiyordu. Hayat bu kadar da acımasız olamazdı. Boğazından acı dolu bir haykırış yükseldiğinde çaresizce dizlerinin üzerine düştü. Feryat fidan ağlasa ne olacaktı ki? Bu anlar gerçekti, geçmeyecekti. Sıktığı çenesi kas katı kesilmişken kadınından gözlerini çekemedi. Yağmur, fısıltısı az önceki haykırışlarına nazaran kısıktı. Uykuya dalmak üzere olan kadını korkutmak istemiyordu. Nitekim ne zaman uyuyakalsa yağmur ürkek bir hale bürünürdü. En ufak bir sesi ilkileri uyanırdı. Yağmur, boğazında oluşan koca yumruk konuşmasına engel olduğunda yerden sürünerek karısının yanına gitti. Elleri güzel gözlü karısının yüzünü kavradığında gözyaşları usul usul dökülmeye başladı. Gözlerinden akan yaşların her bir damlası karısının yüzünde canlanırken boğazında gittikçe büyüyen yumruğu acıyla yutkundu. Uyuyacak mısın? Sesi kırıldı. Yara bere içinde kalmış ruhu sancıyordu. Dudaklarının kenarında kan kusan kadının gözleri usulca geriye doğru kayıyordu. Daha yeni geldim ama. İnce isyanı ezası içinde yüreğinden koptu. Bana daha yeni gelmiştin ama. Bana daha yeni gelmiştin ama. Bak sana erik getirdim. Sesi boğazına takılı kalan yumru nedeniyle tarazlı çıkıyordu. Gözyaşları durmaksızın akıyor, görüş alanını boğulu bakışları karartıyordu. Hiddetle parmak uçlarını gözlerine götürüp sildi. Hadi kalk su damlam, yine beni delirt. O ekşi topları sabaha kadar ye, yemin ederim tek kelime etmeyeceğim. Dudaklarında yorgun edasıyla ona tebessüm etmeye çalışırken, esasen kadının acı çeken irişleri yüreğini paramparça ediyordu. Elinden tutarak dikkatle kucağına çektiği kadına sıkı sıkı sarıldı. Eli ince kan lekesiyle kaplanmış dudaklarına gitti ve usulca sildi. Gözleri boşluğa doğru kayan kadınla dünyası başına yıkıldı. Yüreğinin orta yerinde harlı bir ateş yanıyor, diğer yer acıyla kasılıyordu. Boğazını paramparça eden düğüm, kursağında kalan koca bir ömrün emaresiydi. Ateş parçası iki dudağını karısının alnına bastırdığında yüreği acılı feryatlarla ağıtlar yakıyordu. Bakışları bembeyaz elbisesin bulandığı kana kaydı ve dudaklarından güçlü bir hıçkırık firar etti. Tüm dirayetini kaybettiği an kafasını karısının boynuna gömüp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Feryat figan ağlıyor, hayata veryansın ederken çaresizce ölümü diliyordu. Aklını kaybetmek üzereydi. Tam şu anda yaşadığı şeyler aklını kaybetmesi için yeterliydi. Neden? Bir çare bir cevap istercesine karısına baktı. Donuk bakışlar yüreğini kasıp kavurdu. Bu acıyla sınanacak. Ne yaptım ben? Jean-Paul Sartre der ki, şu ölümlü dünyada insanın yalnızca 2,5 dakikası vardır. Biri gülümsemek için, biri acı çekmek için ve yalnızca yarım dakika sevmek için. Çünkü sevmeye ayrılan bu yarım dakikanın ortasında ölür insan. İnsanın ömrüne biçilmiş 2,5 dakika varsa eğer, fani insan bunun bir dakikasını niçin acı çekmeye ayırdı? Yanlış değil miydi bu? Oysaki seçme şansı vardı. Evet, acıyı kadere yazan hayattı, lakin o acıyı yaşamayı seçen bizzat insan ta kendisi değil miydi? İnsan niçin kaderi boyun eğiyordu ki? Pekala da karşısına dikilebilirdi, herkese ve her şeye rağmen ve nefes almaya devam ettiği müddetçe. Ölüm ansızın gelip kapıyı çaldığında fani bedenlerin ona karşı diklenecek gücü olmaz.
savaşamazlar, savaşsalar dahi yenemezler. Nitekim tüm evreni ele aldığında baki olan tek şey elbette ki ölümdü. Ölüm gibi bir gerçek var, bunu herkes biliyor ve kabul ediyor, her ne kadar unutarak yaşasalar bile. Peki madem bunu kabul ediyorsan, bu kadar acıyı niye yaşamayı tercih ediyorsun diye sorarlar insana. Gerçekten de niye? İnsana değecek ya da değmeyecek şeyler için niye üzülüyordu? Niçin kendini yıpratıyordu? Bir son var, ansızın gelecek, acımasızca insan alıp götürecek zaten. Ölümü hatırlamak istemeyen, daha doğrusu içten içe bildiği halde unutmak için çabalayan insanlar şunu hatırlatır. Hayat uzun veyahut kısa bir halat ve insan o halatın üzerinde dengede durmaya çalışan bir ip cambazı. Tıpkı hayat gibi uzun ya da kısa yaşadın ne fark eder ki? Hayatın da bir sonu var, halatın da bir sonu var. Sonuç olarak cambaz o ipin üzerinde yürürken dengesini kaybettiği anda yere çakılacak. Tıpkı bir anda insan hayatının altının üstüne geldiği gibi. Cambaz o ipten düştüğünde belki hiçbir şey olmayacak, belki sakat kalacak, belki de ölecek. Hayat tepet haklı olduğunda belki daha iyi olacak, belki daha beter hal alacak. Velhasıl kelam, bırak hayat sana rağmen değil seninle birlikte aksın. Düzenin bozulur, hayatının altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Bir asır geçse de kulaklara dolduğunda insanı yalanlardan silkeleyen bir Şems-i Tebriz'i sözü, söylenenlerin veyahut söyleneceklerin özetiydi. Öleceğini biliyor olmasına rağmen yaşamıyor mu insan? Lakin hayatın telaşesine kapılmış, günü geldiğinde arkalarında bırakacakları mal, mülk gibi dünyevi şeylerle kendilerini yıpratan insanlık bunu çok da önemsemiyordu. Anı yaşamak yerine yarın için çalışıyordu bugünden. Yarın olduğunda ertesi gün telaşesine kapılıyorlardı. Acıyı büyütüyorlar, mutluluğu imkansız kılıyorlardı. Hep bir yarın derdiyle bugünü kaybeden bir çare zavallı ruhlara dönüşüyorlardı. Carpe diem. Ne yazık ki tüm bunlar bir sürü insan için saçma geliyor. Tıpkı Efil'in de düşündüğü gibi. Efil de hayatı alaya alamayan, ona biçilen acıyı seçerek dolu dolu yaşamayı tercih eden biriydi. Ölümü çok acı bir şekilde tatmış olmasına rağmen ısrarla bu gerçeği göz ardı ederek depresifçe yaşamaktan zevk alan biriydi. Zaten hayatında bu kadar acının olması da bundan mütevellitti. Sarp'ın ölümünü daha erken bir zamanda kabul edip hayatın eskisi gibi olmasa bile devam etmek için çabalasaydı eğer başına tüm bunlar gelmeyecekti belki de. Kim bilir, belki de daha farklı bir hayat olabilirdi. Mutlu ya da mutsuz, bunu önceden kestirmek zor. Lakin nefes alırken ümit etmekten vazgeçmekse aptallıktı. Canı hep yanacaktı, yanmayacak diye bir şey yok. Nitekim seven kişi sevdiğini kaybettiğinde yüreğin orta yerine cehennem kurulurdu. Ayakta dikilen şey ise infilak eden bir bombadan geriye kalan enkazdı. Fakat en azından verdiği mücadele o acıyı arttırmak yerine bir nebze de olsa azaltırdı. Yıllar geçtiğinde belki de yüreğindeki o kor ateş ince bir sızıya dönüşürdü. Ruhunu yakıp kavuran cehennem ateşi yerine sızıyan bir emare kalırdı. Canhıraş acıya denk ince bir sızı. Lakin yaşamayı çoktan gözden çıkartmış bir kadının tercihi en başından beri belliydi. Ölümüne, ölüme boyun eğmekti. Yarasını her gün deşmek, kabuk tutmak için can atan yarayı kanatmak, acıtmaktı. Yüreğinde cehennem ateşinin fitilini yakıp nefes aldığı her anda canlı tutmaktı. Görünen o ki bunu nefes aldığı sürece devam ettirecekti. Nitekim hala nefes aldığına göre o ateş sönmemiş olsa gerekti. Göz kapaklarını zorlukla aralamaya çalıştığında irislerini nüfus eden gün ışığıyla rahatsızca geri kapatması bir oldu. Bir süre gözleri kapalı bir şekilde kilitlenmiş algıların açılmasını bekledi. Bedenini hissetmeye çalıştı. Kulağına gurursuzca dilendiği sesin dolmasını bekledi. Gözlerini bir kez daha açmayı denemedi. Az önceki girişimi canını yakmıştı.
Fakat etrafında ne bir ses duyuluyordu ne de bir seda. Üstelik bilinci açılmamak için direniyordu. En son ne oldu diye ısrarla düşünmesine rağmen hiçbir şey hatırlamıyordu. Sinirle içine çektiği nefes göğsünü ağrıttığında acıyla inledi. Göğsüm içime çektiğim havayla bile sancıyorsa bu yangın söner mi hiç diye düşündü. Hayır sönmez, bilakis harlanır diye içindeki sesin cevabı oldu yine. Acıyla yüzü buruştuğunda eliyle belini yoklamaya çalıştı. Kolunu kaldırmak bile canını yakıyordu. Tüm kemikleri ağrıyordu. Sanki kaburgalarını saatlerce tekmelemişler de her bir parçasını kırmışlar ve kırılan kemikleri içine batmış gibi. Sızlayan ciğerine çektiği havayı yavaşça acı içinde bıraktı. Bu da neyin nesiydi? Üzerinden tır geçse ancak bu kadar canı yanabilirdi. Açılmamak için direnen gözlerini usul usul araladığında başına saplanan acıyla görüş alanını hafif kıstı. Az önceki keskin acıdan dolayı daha yavaşça soluklanırken bakışları ilk olarak varlığından rahatsız olduğu ışığın kaynağına yöneldi. Perdeleri tamamen çekilmiş pencereden dışarıya baktı. Güneş henüz tepede olduğuna göre öğle vakitleri olmalıydı. Ardından bakışları yabancısı olduğu odada dolanmaya başladığında koyu kahverengi irisleri tedirginlikle parladı. Burası neresiydi ve buraya ne zaman gelmişti? Panikle doğrulmaya çalıştığı anda beline saplanan acıyla inleyerek kendini geriye doğru bıraktı. Beli yatakla buluştuğunda ağzında minik bir çığlık firar etti. Vücudunu saran ağrı giderek şiddetlenince gözlerinden yaşlar şakaklarına doğru akmaya başladı. Vücudunun her tarafı ağrıyordu. Ona ne olmuştu? Uzun bir süre acı içinde kıvranıp içine ağladı. Acı eşiği düşük biriydi ki canı yandığı an hemen ağlayabiliyordu. Bu eskiden beri böyle olmuştu. Tabii zamanında etrafına nazın çeken insanlar olduğundan böyle yalnız kalmıyordu. Şu an ise tıpkı bir kimsesiz gibiydi. Bir kez daha doğrulmaya çalışmak gibi bir hataya düşünce beline saplanan keskin bir acıyla inleyerek gerisin geri eski pozisyonuna döndü. Kuyruk sokumundan yükselen ağrı boynuna kadar ilerleyip oradan başın arka kısmına saplandığında gözleri çıkacak gibi oldu. Kimse yok muydu? Neden yardım etmiyorlardı? Bir müddet ağrının verdiği duygu seline kapılıp kimsesizliğini ağladı. İçli içli ağladığında annesine seslenirken kendini küfretmeyi ihmal etmedi. Burada bu halde olmayı kendisi seçmişti. Annesiyle abisini kendinden uzaklaştıran bizzat kendisiydi. Akan gözyaşlarının nedeni biraz da suçlu olduğundandı. Sonra aklına sarpan azlandığı anlar geldi ve o an kendisine olan öfkesi kayboldu. Yerine hayatı olan veryansınları yer edindi. Zihne dolaşan anılarla boğazındaki yumru büyüdü, yüreği sıkıştı. Kalbi acıyla sızladığında gözyaşları yüzünün her santimini yıkamaya başladı. Sanki bedenindeki ağrı yüreğindeki acıyla bir olmuş onu yakmaya yeminli gibi canını yakıyordu. Benliği ruhuna düşman bir kadındı. Bir saat boyunca sessizce gözyaşlarını akıttığında ne gelen oldu ne de giden. Birileri girip ağrısını dindirmeye çalışmak bir yana neden ağlıyorsun diye soran bile olmadı. Bu kadar mı hiç olmuştu? Doğru soruyu yanlış zamanda soruyordu kendine. Nitekim hiç olmamıştı. Yanlış yerde haddinden fazla ilgi bekliyordu. Nihayet belinin ağrısı azaldığında kendine gelecek gibi oldu. Daha mantıklı düşünebiliyordu. Öncelik vermesi gereken soruları sıralıyordu zihni. Fakat ne yazık ki bu sefer de yüreği yaralarını eşelemiş, yangını yakmış olduğunda zihni kemiren sorulara gerekli yanıtları vermekte güçlük çekiyordu. İçinde harlandıkça onu yakan bir ateş vardı, cehennemden hallice. O ateş ki gözyaşlarını bile kurutmuştu. Donuk yüz ifadesiyle bomboş duvarı izledi uzunca bir süre. Ağrısı artar diye nefes almaya korkarken parmağını bile oynatmıyordu. Hayatının sonuna kadar böyle hareketsiz yatabilirdi. Yeter ki az önceki acıyı bir daha hissetmesindi. Omurgamı kırmış olabilir miyim diye fısıldadı kendi kendine. Taşları çatılırken kesin yatalak oldum diye acıyla ekledi. Bu ihtimal daha güçlü görünüyordu şu süreçte. Belini sıkan bir şey vardı. Çok rahatsız ediciydi.
boş bakışlarını duvardan ayırıp üzerine dikti. Onun olmadığını bildiği eşofman takımını çatı taşlarıyla incelerken elini yavaşça kaldırıp karnına götürdü. Yarısına kadar çekilmiş fermuarı aşağıya indirip önünü tamamen açtı. İçine giydikleri atleti yukarıya doğru sıyırdı ve kafasını hafif kaldırıp bakmaya çalıştı. Elinden yükselen acıyla inlerken karnını saran korseye dikkatle bakmaya başladı. Bu giydirdikleri şey de neyin nesiydi? Yavaşça kafasını yastığa koyup üstünü düzeltmeye çalıştı. Hareket alanı o kadar kısıtlıydı ki ani bir hareket beklenmedik bir acı ortaya çıkardığında neredeyse nefes almaktan korkar hale gelmişti. Nefes nefese kalmış bir şekilde üzerini zorlukla düzeltti. Gözlerini kapatırken en son ne olduğunu anımsamaya çalıştığında aklına ilk gelen sahneyle kala kaldı. O lanet duvardan düşmüştü. Göz bebekleri saklandıkları perdenin altından hızla ortaya çıktıklarında korkuyla odanın duvarlarında dolanmaya başladılar. Nefesi hızlanırken neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kahretsin ki bu çok zordu. Zihnindeki her parçayı dikkatle birleştirmeye başladı. Telefonu, taksiyi, orman içinden geçen yolu ve onu bir başına bırakan yaşlı adamı. Onu anımsadığında tabii ki de küfretmeyi ihmal etmedi. O insanlıktan nasibini almamış yaşlı adam onu yalnız bırakmayabilirdi değil mi? Sanki suçlu olan kendisi değilmiş gibi. Ne olduğunu az çok hatırladığı için şimdi daha fazla tedirgindi. O duvardan düştüğünü net olmasa bile anımsıyordu. Daha sonra bilinci tam kapanmadan kulağın köpek havlamaları duyulduğunu da sonraki anımsıyordu. Sonrası yoktu. Oradan sırt üstü düştüğünde hissettiği acıyı çok net hatırlarken sonrası yoktu. Bahçenin içine düşmüştü ve bu odada olduğuna göre yakalanmış olmalıydı. Gözlerini ölmeyi dilercesi yumup sıkıca kapattı. Nur onu bitirecekti. Bu sefer hiçbir şekilde kurtuluşu yoktu. Zaten görünüşe bakılırsa yakalak da olmuştu. Nur hanım işkencelerini rahatlıkla yapabilir diye mırıldandı ağlamaklı sesiyle. Nitekim düçar olduğu durumun herhangi bir izahı olamazdı. Beni niye takip ettin diye sorarsa ne cevap vereceğini düşündü. Nihayetinde verebileceği bir cevabı da yoktu. Kafasını yastığa bastırdığında sırt üstü yatağa gömülüp ölmeyi planlaması saçma mıydı? Ah evet, elbette ki saçmaydı. Aptal kafam diye söylenirken kafasını hırsla yastığına vuruyordu. Yastık yumuşacıktı. Zaten Efe'yle zarar vermediğini bildiği için kafasını ardı ardına vuruyordu. Hayır, takip etmeyi bile başaramamışken üstüne bir de yaralandım ve yakalandım diye sinirle fısıldadı. Kendini beceriksizlerin bir numaralı üyesi ilan etti. Kapının açılma sesi duyulduğunda gözlerini hızlıca kapattı. Şu an birileriyle yüzleşmeye hazır değildi. Önce ne olduğunu net hatırlayacak, ne yapması gerektiğine karar verecekti. Fakat çok iyi biliyordu ki gelen her kimse birazdan uyumadığını anlayacaktı. Bu tür durumlarda göz bebekleri inadına yapar gibi durmadan hareket halinde olduğundan titreyen kipriklerin onu ele vermesi uzun sürmeyecekti. Odanın içinde yankılanan tok sesle nefesi kesildi gibi oldu. Adımlar sinsice yaklaştı. Yaklaştı ve başucunda durdu. Nefes al yoksa öleceksin aptal diye düşündü. Çok değil bir süre sonra kalpten gitmesi yakındı. Ayakkabının tok sesini seçtiğinde gelen kişinin Nur olmadığına emin oldu. Hatta görmese bile gelen kişinin bir kadın olmadığına da emindi. Zaten ağır erkek parfüm bunun bariz kanıtıydı. Kesik kesik nefes aldığında göz kapaklarını birbirine daha fazla bastırdı. Öyle bir sıkmıştı ki ince telli seyrek ve uzun kirpikleri muhtemelen gözlerinin içine gömülmüşlerdi. Odadan bir süre ses çıkmayınca başındaki kişi her kimsenin ne yaptığını merak etti Efil. Çok geçmedi yatakta bir çöküntü oluştu. Saten çarşafın kumaş pantolon sürtünme sesini kalbi ağzına atarken dinledi. Sanırım bu daha da korkutucuydu. Uyumadığını biliyorum. İşte yakalandım diye içinden geçirdiğinde göz kapaklarını daha da sıktı. Nitekim henüz açmaya hazır değildi. Aç gözlerini ve bana bak. Bir kez daha duyduğu yabancı sesi kulak ardı edemediğinden gözlerini korkuyla açıp sesin sahibine ürkek bakışlarla baktı Efil.
Koyu kahverengi irisleri yeşil harelere takılı kaldığında sessizce yutkundu. Korku bir sis bulutu gibi tüm hücrelerine kadar yayılıyordu. Yolun sonu görünüyor diye bas bas bağırarak Ahmet Aslan'a anasın var diye içinden geçirdiğinde sessizce yutkundu. Tabii ki de yapmadı. Sanata ve sanatçı olan saygısından bir daha şarkı söylememesi gerektiğini bilincinde olan duyarlı bir vatandaştı Efilada Gürsoy. Onun aksi gibi karşısındaki adam oldukça rahat görünüyordu. Zaten göz bebeklerindeki imalı parıltılar keyifli olduğunu bir hayli gösteriyordu. Alt dudağını ağzının içine aldı, acımasızca dişlerken genç adamı süzmeye başladı Efil. Sert çehresinde ilk dikkat çeken şey yemyeşil gözleriydi. Zümrüt taşı gibi parlarken bulanıklaşmış sıcak bir su akıntısı gibi olan görüntüleriyle insan içine çekiyorlardı. Koyu kumral saçları, kirli sakalıyla serseri bir havası vardı. 30 yaşlarında ya vardı ya da yoktu. Genç, yakışıklı ve korkutucu bu adamın onun yanında, hatta dibinde yatağa oturmuş halde ne işi vardı? Kirpiklerim değil mi? Cevabını bildiği sorusunu yöneltti Efil. Kesinlikle bana ihanet eden hainler onlar. Genç adamın kaşları çatıldı. Anlamadım diye sorduğunda göz bebeklerindeki belirsizlik büyüdü. Kaşlar yukarıya doğru kalkarken Efil'den gözlerini alamadı. Hıkkınlık içeren bir derin iç çekmeyle nefesini verdi Efil. Kirpiklerin fazla hareket etti. Bundan dolayı anladın değil mi? Biliyorum dercesine kafasını salladı. Kendim bildiğim bileli uyuma rolünü yapamıyorum. Her şeyi ustalıkla yapabilen ben o kısma gelince tıkanıyorum. Sistemli bir edayla derdini paylaşması şu an olduğu noktada normal değildi. Fakat zaten hayatında olan hangi şey normaldi ki? Kendi içten sistemine karşı bir bir kahkaha patlatan genç adamı şaşkınlıkla izlerken neye güldüğünü anlam veremedi Efil. Katıla katıla güldükten sonra yanına geçip yarı yatar pozisyona geçen adamın sırtını yatak başlığına verişini nefesini tutarak istedi. Gözleri neredeyse dışarı fırlayacak, ağzı çenesine düşecekti. Hareket edemediğini bildiği için tüm fırsatları değerlendiren bu saygısız adam da kimdi? Genç adam kahkahasını nokladığında yerine gelen keyfiyle yandaki şaşkın bakışlarla onu izleyen kıza baktı. Karşısında bas bas bağıran, ben neredeyim ya da sen kimsin diyen bir kadın olmadığından tüm klişe cümleleri zihninin ücra köşelerini öteledi. Efil ile özgün bir hikaye yazmak için kollarını sıvadı. Tek kaşını imayla kaldırdı ve dudaklarındaki istihza dolu kıvrımlarla elini duvardaki tabloya uzattı. O tabloya dikkatli bak. Ses tonu kulağa çok hoş geliyor diye aklından geçirdiğinde bunu düşündüğü için kendini küfrederek tabloya odaklandı Efil. Sırası mıydı şimdi? Gözlerini kısarken siyah beyaz tonlarda hayaletimsi bir figürü konu edinen tablonun her bir detayına dikkatle baktı. Sanata oldu olası kıl oluyordu ki zaten hiç de anlamazdı. Ne bu şimdi diye düşündü. Ünlü bir ressamın milyon dolarlık tablosu falan mı acaba diye fısıldadığında yandaki adamın kıkırdadığını göz ucuyla gördüğü an toparlandı. Yine yapacağını yapmış kendini rezil etmişti. Ünlü bir ressam tablosu değil diye alayvari sesiyle cevaplayan adamla bakıştan hiçbir şey anlamadığı tablodan çekip onu dikkatle izleyen yabancının üzerine dikti. Yüzün her santimi önemli bir esermiş gibi inceleyen adamın bakışlarından rahatsız olduğunu belirtircesine kaşlarını çattı. Ne diye tip tip bakıyordu bu adam? Milyon dolarlık bir değeri de yok diye ekledi genç adam Efil'den bakışlarını ayırmadan. Bu kızla insanı içine çeken bir şey vardı. Tuhaftı fakat koyu kahverengi ilişkileri insanı büyülüyor gibiydi. Dolu yaşanmışlığa ev sahipliği yapan gözleri hayatın acımasızlığını haykırıyordu. İnsan sarrafı değildi fakat böyle etkilendiği bir çift gözün sessiz çığlıklarına da ilk defa şahitlik ediyordu. Üzerindeki keskin bakışlara rahatsız bir şekilde kıpırdanan Efil kaşlarını çatarken sinirle soludu. Niye gösterdin peki? Tablonun muhteşem fırça darbelerini, dokunuşlarını mı anlatacaksın? Öyle bir şey yapmamasını umuyordu. Zira öyle bir şey söz konusu olduğu anda Efilada Gürsoy, sanata veya sanatçı olan saygısını anında yitirirdi. Genç adam duyduğu soruyla bir kahkaha daha patlatırken bakışlarını tabloya çevirdi. Efil'in ona olan bakışlarına rahatsız olduğunu biliyordu ki bilerek yapıyordu.
kafasını iki yana sallayıp işaret parmağını tabloya uzattı. Tabloda kamera var dediğinde büyüleyici sesi gizem doluydu. Yabancı adama süzen bakışları anında tabloyu bulurken daha dikkatli bakmaya başladı Defil. Düşerken aptallaşmış ya da görme duyusuna zayıflama olmuş olabilir miydi? Çünkü hala bir kamera görmüyordu. Uyumadığımı nasıl anladın dedin ya, bakışlarıyla tabloyu işaret etti. İşte oradan gördüm. Burada geçirdiğin her saniyeyi oradan izliyordum. Kameranın varlığını arayan gözlerine aniden öfke misafir oldu. Boğazından hırıltılı bir ses çıktığında çatı taşlarıyla yanındaki adama döndü. Ben burada bir saattir aceyle ağlarken sen beni oradan istiyor muydun? Dişlerini arasında fısladığında karşısındaki adamın kim olduğunu ya da konumunu zerre umursamıyordu. Bu adamın boğazlayası vardı ki boğazlayacaktı da. Lakin bir sorun vardı. Şu an yatalak olduğundan bu pek de mümkün değildi. Sadist misin sen hayvan herif diye sinirli çıkıştı. Alnındaki damar ortaya çıkmış patlayacak şekilde zonklarken burnundan soluyordu. Burada acılar içinde bir saat boyunca ağlamıştı. Bir ara öleceğini bile düşünmüştü ki canı o derece çok yanmıştı. Tüm çırpınışlarını acımasızca izlemek yerine insanlık görevini yerine getirerek yanına gelseydi ya. Genç adam keyifle Efil'i izlerken kahkahasını serbest bırakmaktan çekinmedi. Bu kız onu kameradan izlemesine sinirlenmiyordu, canı yandığı için yanına gelmedi diye bağırıyordu. Ne değişik biriydi böyle. Tanımadığı bir odada gözlerini açtıktan sonra bir saat boyunca acı içinde ağlarken onu kamerada izlediklerini öğrendiğinde yanına gelmedikleri için sinirlenecek kişi senden başkası olamazdı Efil'im. Efil'in sinirli hali nedense ona tatlı bir sistem gibi geldiğinden büyük bir zevkle izledi. Odaya gelmeye karar verdiğinde bu kadar eğleneceğini düşünememişti. Tam kafa dengi birini bulmuştu ve bu fırsata asla geri tepemezdi. Söyledikleri üzerine tek kelime etmeden ona sinirle bakan kadının sinirli çehresini izlerken "Allah'ın bana gönderdiği bir nimet misin sen?" diye hayranlıkla mırıldandı. Sıkıcı hayatına renk olsun diye bu kızı bir an olsun gözünün önünden ayırmayabilirdi. Onu hayranlıkla ve biraz da keyifle izleyen adamın dudaklarından dökülenlere anlam veremediğinden kafasını dehşetle iki yana salladı Efil. Hemen ardından gözlerini kapatıp açtı. Aynı hareketleri bir iki kere daha tekrarladı ki dudaklarından "Aman Allah'ım rüya görmüyorum" nidası döküldü. Bu yaşananlar gerçekse bu adam ne saçmalıyordu? "Ne diyorsun lan sen? Allah belamı versin ki çok tatlısın diyorum" diye keyifli çıkan sesiyle söylendi. Buyduyla sessizce yutkunduğunda neredeyse kendi tükürüğünde boğulacaktı Efil. Bir dakika boyunca öksürdükten sonra ancak kendine gelmişti. Bu adam kafayı falan mı yemişti? Kesin psikolojik rahatsızlıkları var diye düşündüğünde daha da panik oldu. Bu daha kötüydü ya. Eğer biraz daha bana beni yiyecekmiş gibi bakarsan Allah'ıma bırakmadan ben belanı vereceğim. Yabancı adamın verdiği tepki tabii ki de kahkaha atmak olmuştu. Odaya geldiğinden beri onun her söylediğine kahkaha atan adamı boğmak istiyordu. Hele ki yanına uzanıp pozisyona geçtiğinde onu kör bıçakla doğrayası vardı ki doğrulmaya çalıştığında belinden yükselen acıyla inleyerek geri yattı. "Hareket etme, doktor mümkün olduğunca bir iki gün ani hareket etmesin" dedi. Onu düşünüyormuş gibi konuşan adama sinirle baktı Efil. Bir saat boyunca acı içinde kıvranırken ağlayışını izleyen kendisi değilmiş gibi şimdi öneride mi bulunuyordu? Ne iki yüzlü biriydi böyle? "Beni hastaneye götürdünüz mü?" diye acı içinde sordu. Bunu gerçekten merak ediyordu. "Sanırım omurgam yamulmuş ya da kırılmış. Veyahut çıkmış bilmiyorum ama hareket edemiyorum." Sesi kısıkken beline inceden inceye giren acıdan dolayı yüzü buruşmuş, kaşları çatılmıştı. "Hayır, hastaneyi buraya getirdik." Bomboş duvarı izleyen adama şaşkınlıkla döndü. Anlamsızca ona baktığında neyse ki açıklama zahmetinde bulunmuştu. "Yani doktoru buraya getirdik." Laf cambazlığı yapan adamın pişkinliği sinirine sinir katıyordu. "Hastaneye niye götürmediniz?" diye sordu buz gibi ses tonuyla. Bakışlarını duvara dikti. Elini beline götürüp acıyan yeri yavaş yavaş ovdu. Yabancı adam sessizliğini bozmayınca usulca devam etti.
Ya beyin kanaması geçiriyorsam? Bu da bir ihtimal değil mi? Sırt üstü yere çakıldım yere. Neredeyse 3 metrelik duvardan düştüm. O acıyı hala hissediyorum. Doktoru buraya getireceğinize beni hastaneye götürseydiniz ya. Sinirle çıkıştığında oldukça sinirliydi. Allah bilir doktor diye de baytar getirmişsinizdir. Söyledikleri üzerine kıkırdayan adama sinirle baktı. Komik bir şey mi vardı? Bu adam her söylediğine ne diye gülüyordu? Doğrulmak için bir kez daha hareket ettiğinde tekrar acıyla sırt üstü yattı. Hareket de edemiyorum. Kolumu kıpırdatsam tüm vücudum acı içinde kalıyor. Ağlamaklı sesiyle mırıldandığında yabancı adamın konuşmasını beklemiyordu. Normal, çünkü 3 metrelik duvardan çok dengesiz bir şekilde düştün. Bilmişçesine konuşan adama gözlerini devirdi. Sanki kendisi bunu bilmiyordu. Az önce bunları zaten kendi söylememiş miydi? Canerciğim, bakışları sesin geldiği yere, aralık kapıya doğru kaydığında hiçbir şey göremedi Efil. Nitekim az önce kapalı olan kapı aralık olsa da görünürde kimse yoktu. Canerciğim, uyuyan cadı uyandı mı? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.